Çocuğum var. Erkek çocuğum İstanbul doğumlu. İki kızım Adapazarlı doğumlu. Hı hı. Dolayısıyla biz de artık Sakaryalı Yozgatlılardan olduğumuzu ifade edebiliriz. Hı hı. Sakarya gerçekten güzel bir beldemiz. Ben memuriyet hayatımda tayin askerlik görevim sonrasında, vatanı görevim sonrasında tayin üzerine geldim. Bir süre sonra da teklif edilmesi üzerine Erenler Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü kadrosunda görev yaptım. Evet. 10 yıl kadar. Son dönemde de emeklilik öncesinde Fen İşleri Müdürlüğü görevinde bulundum. Hı hı. 2003 yılında emekli oldum. Bu dönem sonrasında aktif siyasete, ilkokul sonrası ortaokul döneminde Küçük Ülkü Derneği'nde, daha sonra Büyük Ülkü Derneği, Ülkü Ocakları, Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi saflarında ve daha sonraki 12 Eylül sonrasındaki dönemde de Kamu Çalışanları Vakfı Yönetim Kurulu'nda görev yaptım. Bulunduğum görevler sırasında aktif siyasetin gerektirdiği düzgün, dürüst bir çizgiyi benimsedim. Ve partimizin 1992 yılındaki Milli Mutabakat metni ile beraber 1993 yılında rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu önderliğinde kurulan Büyük Birlik Partisi'nin düşüncelerini, fikirlerini benimsedim. Ve daha ileriki zamanlarda 2004 yılında emeklilik sonrasında o zaman ismiyle Adapazarı Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak Büyük Birlik Partisi'nden katıldım. Evet. Ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ismini de ilk kez ben orada telaffuz ettim. Mimarlar Odası başkanlığı yaptım 1992-93 yıllarında. Daha sonraki dönemlerde mimarlıkla ilgili, şehrimizle, Sakarya ile ilgili uyarılarda bulundum. Bunların en önemlisi de Sakarya'da deprem uyarısıydı. Evet. Şurada gördüğünüz gibi evet. Yerel bir gazetemizde 92 yılında böyle bir uyarı yapmış oldum. Fakat dikkate alınmadı. Yani onu da burada ifade etmek istiyorum. İnsanlar bunu dikkate almadı. Yöneticilerin, belediye başkanları, kamu yöneticilerine davetimiz oldu. Fakat dikkate alınmadı yeteri kadar. Deprem geldi. Gördüğümüz gibi yıkıldık. Bizim bu çalışmalarımız devam etti. Daha sonraki dönemde Mimar Odası'nın bağlı olduğu, burası temsilcilik olarak, şube olarak da Kocaeli'ye bağlıydık. Kocaeli şubesinde faaliyetlerimize devam ettik. Ve orada çalışma komitesi kurmasını teklif ettim. Çalışma komitelerinde başkanlık yaptım, yöneticilik yaptım. Ve alınan kararları hem Sakarya'mıza hem Türkiye geneline yaymak amacıyla birçok resmi bakanlık düzeyinde yazışmalar yaptım. Mevcut imar yasası, imar yönetmelikleri mevzuatıyla ilgili yazışmalar yaptım. Bunların düzeltilmesiyle ilgili sadece eleştiri değil, çözümleri göndererek, çözüm üreterek bunları yaptık. Fakat olumsuz tavırlar gördük. Yani bazen yazdığımıza bile pişman olduğumuz durumlar oldu. Mimarlık mesleğini, maalesef güzel sanatlar mesleği olan mimarlık mesleğinin adeta ayakları altına alındığını, mimarlık dışında imzacılık dediğimiz merdiven altı çalışan kişilerce hazırlatılıp kopyala yapıştır ve internetteki kolaylıklardan, bilgisayar kolaylıklarından, dijital ortam kolaylıklarından istifade ederek mimarlara ve mühendislerimize projeyi imzalatacak bir proje hırsızlığı, proje yolsuzluğu diyebileceğimiz, bunun arkasında da büyük imar yolsuzluklarını taşıtan, usulsüzlüklerini taşıtan bir sistem oluşmuştu. Biz bunlara topyekin karşı çıktık. Olması gereken çözüm yollarını hala söylüyoruz, söyleyeceğiz de. Bugün de bazı bunlara değineceğimiz kısımlar olacak. Evet, birazdan bu tecrübeleri Sakarya'mıza nasıl aksettireceksiniz diye soracağım ama Sakarya'yı konuşurken bunları dilerseniz dile getirelim. Bilmeyen seçmenler olduğunu varsayarak Büyük Birlik Partisi'nin acaba Sakarya'daki milletvekili aday listesinde sizin dışınızda hangi isimler var, hangi meslek gruplarından arkadaşlarımız yer alıyor? Teşekkür ederim. İlk sırada arkadaşlarımız ve genel merkezimiz beni uygun gördüler. Evet.
Ben aldığım daha önceki bütün görevlerimde göreve talip olmadım. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Göreve talip olmadım. Fakat uygun görüldüğü durumda da benden daha liyakatlı bir yapı önerilmemişse orada da fazla direnip tevazu göstermedim. Yani ölçüyü esas aldık. Evet. Aldığımız ölçüde. Arkadaşlarımıza böyle sıralamasını şeyleri bizim hiçbir dahilimiz olmadan takdir ettiler. İkinci sıra adayımız olarak AK Parti'den istifa etmiş olan Endekli bir harita mühendisi hanım arkadaşımız bizim partimize katılmak istediğini ifade etti. Görüşmelerimiz neticesinde biz hanım adaylarımıza hanımların ve gençlerimizin özellikle hanım ve gençlerimizi ve genç hanımlarımızın siyasetle bilhassa ulaşmalarını isteyen bir siyasi hareketiz. Fakat gönlümüzde olan bu talebimizin tam olarak yerine bulduğunu da söyleyemeyiz. Hani bunu da bir öz eleştiri olarak ifade edelim. Ama amacımız bütün toplum katmanlarının siyasette temsil edilmeleri ve düzgün dürüst bir siyasetin sahiplenilmesini ve sorumluluk alınmasını, en azından üye bazında sorumluluk alınmasını, gerektiği yerde yönetimlere girerek yönetici olarak da görev almalarını ve başaracaklarına inanıyorum. Hanımlarımız dünya ortalamasında, yani bizim görev verildiği zaman, üstlenildiği zaman çok başarılı hizmetler yaptığını, daha çok kadın aday mı olmasını beklerdiniz? Görüyoruz. Hani evet. Bir hizmet sektöründe görev alındığı zaman en layıkıyla yaptıklarını görüyoruz, müşahede ediyoruz. Kadın vekil sayısının daha mı fazla olmasını beklerdiniz? Şimdi ben sadece kadın erkek kimliğiyle değil, bütün katmanların oranları adaletli bir şekilde oranları dahilinde temsil edilmesinden yanayım. Evet. Yani mecliste temsil edilecek bir yapı varsa bu temsilin bu hakkaniyete, bu adalete uygun olması. Evet. Dolayısıyla kadın nüfusumuz da seçmen nüfusumuz içerisinde aşağı yukarı yarı nüfusu olduğunu düşünürsek, yaklaşık 22 milyon civarında kadın seçmenimiz olduğunu düşünürsek, bunu bu oranlara doğru taşımamız, kendilerinin de tabii talep etmesi doğrultusunda zorlamaya dayanmadan olabileceğini düşünüyorum ve olmasını da inanıyorum. Evet. Ve başarının kadınlarla geleceğine inanıyorum. Bunu becermiş, başarmış olan bir Malezya örneği var. Yani 500 yıl kadar önce Portekizler, sonra İtalyanlar, İspanyollar, İngilizler, İtalyanlar hepsi sömürmüşler. Sonra kadınlar ipi ele almış tabiri caizse. Dolayısıyla aldıktan sonra ekonomiyi ve sosyal yönetimin bütün kademelerinde Müslüman bir nüfusa sahip, büyük oranda Müslüman nüfusa sahip ve bölgedeki karma bir etnik yapıya sahip olan Melez diyebileceğimiz, bizim Melez dediğimiz Malez ırkından insanlar, kadınlar başarı sağlamışlar. Bugün Malezya dünyanın en zengin, en gelişmiş ülkelerinden biri, Müslüman ülkelerin içerisinde en zengini diyebiliriz. Demokrasiyle yönetiliyor. Ve Osmanlı dedelerimize de onlar hayranlıkları var. Zaman zaman da bunu dile getiriyorlar. Evet, Türkiye'de neden olmasın diyoruz. Yani Türkiye hani ona da muhtaç, o örneklere muhtaç değil. Gerçekten potansiyeli bugün var. Bunu ele almalıyız. Kadınlarımızı duygusal pozisyona itip ondan sonra sürüklemek yerine, sağda solda koşturmak yerine, kendilerinin iradesiyle koşabileceği, sürükleyebileceği toplum katmanlarına görev yapmasını arz ediyoruz. Evet, ismini söylemediniz hanımefendinin ama ben burada eksiği tamamlayayım. Sayın Lale Güngör hanımefendi. Lale Güngör hanımefendi. Harita mühendisi kendisi. Ben listeyi müsaadenizle saymaya devam edeyim isim bazında. Pamukova Eski İlçe Başkanı Sayın Gürbüz Perti. Esnaf bir arkadaşımız ve çok gayretli. Eski seçim öncesinde 7 Haziran öncelikle ilçe başkanımız arkadaşımızdı. Gerçekten eşiyle beraber, eşi de hanım komisyonlarında çalışıyor. Evet. Pamukova'mız da çok değerli hizmetleri olan bir esnaf arkadaşımız, sevilen bir arkadaşımız. Evet, Sayın Sabahattin Şenol var, emekli sağlık personeli kendisi. Bir diğer milletvekili adayınız Sabahattin Bey'le ben müsaadenizle tek tek izleyeyim. Sabahattin Bey kardeşimiz de sağlık birimlerinden emekli bir kardeşimiz ve
gerçekten dolu fikirleriyle, düşünceleriyle görev yapan, bugün de emeklilik sonrası yine pes etmeyip çalışma hayatının içerisinde yer almaya çalışan dinamik bir kardeşimiz. Sayın Recep Güven var, işçi arkadaşımız. Recep Güven kardeşimiz, işçi kardeşimiz. İşçi hakları ile ilgili konuda son derece duyarlı ve sendikal faaliyetleriyle beraber bunu dile getiren ve bariz bir şekilde bunu ortaya koyan temiz yürekli Yağız Bilge Dekanlı kardeşimiz. Evet. İl Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda esnaf Sayın Musa Atmaca var. Evet, Musa Atmaca kardeşimiz de partimizde uzun yıllar, kuruluşundan bu tarafa çeşitli kademelerde partimiz il ilçe yönetim kademelerinde görev yapmış bir kardeşimiz. O da esnaf bir kardeşimiz. Şu an piyasada esnaflığını devam ettiriyor. Evet, son adayınız da Akyazı Eski İlçe Başkanı ve yine aynı zamanda esnaf Sayın Sümer Kap. Sümer Kap kardeşimiz de Büyük Birlik Partisi'ne gönül vermiş. Uzun yıllar bu gönüldeki Büyük Birlik Partisi misyonunu içine sindirmiş. Temiz bir kardeşimiz, arkadaşımız. Ve esnaflıkla uğraşıyor. Yani gördüğümüz üzere teknik kadrodan, işçi kadrosuna, esnaftan, halkımızın aşağı yukarı bütün ağırlıklı temsil noktalarından Büyük Birlik Partisi Sakarya'mızda temsil edilmektedir. Evet. Az önce Sayın Leyla Güngör'ü saydık. Lale Güngör, özür dilerim. Lale Hanım AK Parti'den, dediğiniz gibi Büyük Birlik Partisi'ne geçmiş olan bir arkadaşımız. Sakarya kadın milletvekiline nasıl bakıyor sizce? Seçilme şansını ne oranda görüyorsunuz? Sakarya genel olarak siyasi partilerimize baktığımız zaman, buna ben bir öz eleştiri olarak kendi siyasi partimizde katıyorum. Yani kadınların yeterince temsil vitrinde yer almadığını görüyoruz. Alanlarında bir süre sonra defterin dürüldüğünü işte iktidar partisinde görebiliyoruz. Yani uzun soluklu bir siyaset ortamında kendilerini gösteremediklerini ve yani biraz daha edilgen bir yapıya tabi olduklarını gözlemliyoruz. Ben bunun aşılacağını düşünüyorum. Yani kadınlarımızın inşallah Büyük Birlik Partisi'nde kadın kollarımız var, il ilçe teşkilatlarımız var. Buradan da huzurlarınızda bütün hanım kardeşlerimiz, genç kardeşlerimizi Büyük Birlik Partisi'nde düzgün, dürüst, ilkeli siyaset yapmaya davet ediyorum. Siyasetin kaçılacak, korkulacak, utanılacak, işte birilerine havale edilecek bir yanı olmadığını düşünüyorum. Çünkü siyaset bir yönetim, eşittir yönetim diyebiliriz. Devletin yönetimi, şehrin yönetimi, baktığımız zaman bütün müteselsilen, aileye kadar inen bir yönetimin adıdır siyaset. Bir hayat tarzıdır. Dolayısıyla bu hayat tarzının içerisinde bütün katmanlarımızın yer alması gerekir diye düşünüyorum. Evet. İnşallah Lale Hanım da meclise girer. Birlikte çok değerli hizmetler yaparız. Çok değerli bir hanımefendi. Ve partimize geçmeden biz de sorduk. Yani niçin Büyük Birlik Partisi'ni tercih ettiniz? Yani bizim hiçbir dahilimiz olmadı. Yani kendiliğinden, kendi hür iradesiyle kendileri geldiler bizzat. Sağ olsunlar. Yani orada hizmetler yapmak istediğini, yaptığını fakat insani hizmetlerin, yardım hizmetlerin ve bilgi aktarım hizmetleri ilgili olan sıkıntılar yaşadığını, o sıkıntıları kendisini ifade edecek pozisyonda kalmadığını, o imkanı kalmadığından dolayı da kimseyi incitmeden düzgün bir şekilde istifa ettiklerini söyledi ve biz bunu çok büyük AKP'nin yaptığı gibi şaşalı törenlerle ondan sonra böyle medyaya sunarak da yapmadık. Evet. Çok sade, mütevazi bir katılımla kendilerine partimizin saflarını aldık ve milletvekili seçimlerine geldiği için de kendilerini aday olarak görmek istediğimizi söyledik. Sağ olsunlar, o da kırmadılar bizi. Adayımız olarak hizmete talip oldular. Evet, aday tanıtım toplantınızda ben de vardım. Lale Hanım'ın gerekçelerini orada dinlemiştik hep beraber. Evet. Sakarya tabii ki bir bayan bakan da çıkartmış bir yer. Dolayısıyla çok da yabancı görmeyeceğini düşünüyorum bir kadın milletvekiline yeniden siyasi arenada. Sayın Nideloğlu, Büyük Birlik Partisi olarak hem ülke geneli için hem Sakarya özeli için konuşmak gerekirse 1 Kasım seçimlerinde hedefiniz nedir? 1 Kasım seçimleri malumunuz üzere bir baskın ön seçim, erken seçim, çeşitli isimlerle yeniden seçim gibi
değişik ifadelerle ortaya çıkartılmış çok kısa zamanda oluşan bir seçim. Evet. Seçimler demokrasinin vazgeçilmez unsuru, halka dayanan bir yapı olmakla beraber şöyle ben bir özet olarak bir değerlendirme yapmak istiyorum. Seçim esasında seçim olmaktan çok Türkiye genelinde bir oylamadan öteye geçemiyor. Çünkü milletvekili adayları olsun, belediye başkan adaylarımız ve işte meclis üyesi adaylarımız olsun. Yani inisiyatifleriyle tabanın öngördüğü, desteklediği isimlerden ziyade genelde parti merkezlerinde ve genel başkanın işte lider suhtası diyebileceğimiz rahmetli, buradan da rahmet ve minnet tanıyorum, merhum genel başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun da ifadesiyle içi boşaltılmış bir şekilde gündeme geliyor. Yani içi boşaltılmış bir yapıyla da ne kadar mesafe alınabilir? Onu hep beraber yaşıyoruz. Biz istiyoruz ki bütün katmanlarımız demokratik seçimlerle olsun, siyasi partiler yasası değişsin, seçim yasası değişsin ve bununla da beraber anayasamız 12 Eylül anayasanın cenderesinden kurtulsun ve milletimize böyle önü açacak, barış ve huzur içinde yaşayacak bir altyapı oluşsun istiyoruz. Evet. Büyük Birlik Partisi'nin genel politika anlayışını biraz konuşacak olursak neler söylersiniz? Mesela parası ve gücü olmayan partiler siyaset yapamaz mantığını güdenler var. Ama bunu çürüten tek partinin Büyük Birlik Partisi olduğunu savunanlar var. Siz neler söylersiniz bu anlamda? Esasında söylenecek tabii çok şey var. Birincisi başlangıçtaki işte Türkiye'nin politikası değil. Biz Türkiye'nin siyaseti diyoruz ona. Politikayı, siyaseti terim olarak da içeriği olarak da ayırıyoruz. Evet. Biz siyasi parti olarak, adı üzerine siyasi parti olarak ülke yararına düzgün, dürüst, ilkeli bir siyaseti, lider sultası yerine meşveret sistemiyle, meşveret sistemini öneren bir yapıyı öneriyoruz. Lidere bağlılık noktasında bir siyasi parti değiliz. Yani kuruluşundan bu tarafa rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun da kendisini bizzat reddettiği, lider sultasının esasında inancımızın temelinde de karizmatik lider yapısının işte Firavundu gibi şeylere, geçmişteki zulüm yapan zalim yapılara benzetilmemesi, benzeşmenin olmaması için reddedilmiş. Yani halka hizmet edecek, mütevazi çıkacak, hizmet anlayışıyla hizmet edecek insanlara ihtiyaç var. Evet. Büyük Birlik Partisi de bu hizmet anlayışına, bu misyona sahip, geçmişindeki binlerce yıllık tarihiyle, İslam kültürü ve medeniyetiyle, genetik kodlarına işlemiş olan bir yapıya sahip. Bir Muhsin Yazıcıoğlu bir fanidir. Elbette ki çok sevdiğimiz, benim kardeşim gibi sevdiğim, bizzat görüştüğüm, evine gittiğim döneminde Merkez Disiplin Kurulu üyeliği yaptım, il başkan yardımcılığı yaptım. Bir kardeşimiz, arkadaşımız, işte bilinmeyen böyle bir kaza adıyla belirlenen bir kaza diyelim şu anda, çünkü henüz ispat edilmiş noktaya gelmemiş ama biz milletimizin vicdanında suikast olarak ortaya kalmış bir yapı. Onun da ifadesiyle lider sultasını biz zaten karşıyız. Bir Muhsin Yazıcıoğlu değil, yani bu millet binlerce Muhsin Yazıcıoğlu'nu çıkartabilecek potansiyele, güce sahip. Evet, ben de aynı soruya gelmiştim. Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümü hep tartışıldı. Bu vesileyle ben müsaade ederseniz böyle kendisini de bir kere rahmet ve minnet tanıyorum bu Muharrem ayında. Evet, Sayın Yazıcıoğlu'nun ölümü hep tartışıldı. Halen de tartışılmaya devam ediyor. Siz az önce ifadeniz içerisinde suikaste kurban gittiğini düşünüyorum dediniz. Gerçekten suikaste mi kurban gitti? Ölüm şekli hakkında birkaç cümle paylaşabilir misiniz buradan? Elbette. Şimdi ilk haberin televizyonlardan çıktığı haberiyle bakıyoruz. Kaza haberi geldi ve çok kirli bir şekilde bu haber yayıldı. İşte helikopterin nerede düştüğü, mevkinin neresi olduğu ile ilgili kirli bilgiler ve hayatıyla ilgili işte ayağı kırık, onun Kayseri'ye gidecek, yok orada olmadı İstanbul'a taşınıyor vesaire gibi. Kayseri'den, Kahramanmaraş'tan yapılan çeşitli böyle bilgi kirlilikleriyle beraber toplum oyalandı. Şimdi biz de bunlara şahit olduk. Şimdi Türkiye'deki bu tür olaylarda mesela kar altında kalmış olsa bile helikopter, harita resimleme, fotoğraflama tekniğiyle beraber çok kısa zamanda bu helikopter bulunabiliyordu.
Ben uzun bir süre öğrencilik hayatımda, yani öğrenciyken girdiğim Orman Bölge Müdürlüğü'nde, evet, ki o zaman evlenmiştim. Yani öğrenciyken hem işe girdim, evlendim hem de işe girdim. Çalışmaya hayatına girmiş oldum. Evet. İkisi üç karpuz bir arada oldu. Şimdi o dönemde bildiğim kadarıyla harita kadastro mühendisleri olan orman mühendisi arkadaşlarımızla irtibata geçtim hemen. Ve bu teknikle yerinin çok kısa zamanda bulunabileceği bilgisine eriştim. Ve Ankara'da genel merkezdeki o zamanki görevli arkadaşlarımızı aradım. Onlar da sağ olsunlar aynı şekilde Orman Genel Müdürlüğü'ndeki çalışan harita mühendisi, orman mühendisi, harita kadrosu mühendisi olan arkadaşlarımıza ulaşmışlar. Dört mühendis arkadaşımız da bölgeyi tespit etmiş. Buna rağmen bölgede Büyük Birlik Partisi'ne sempati duyan üyelerimiz olan köylüler de olay mahalline gidiyorlar. Uzun bir süre bu işte telefon görüşmeleri, rahmetli gazeteci kardeşimizin zaman zaman bölüm bölüm daha sonra çıkan tapeleri, görüntüleri falan eşliğinde baktığımız zaman birbirini tamamlayan, şüphelerimizi ortaya koyan, sağlamlaştıran deliller olarak ortaya çıktı. O zaman kimin üzerine toplanıyor bu deliller, yoğunluklar? O zaman dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı, şimdi ismini hatırlayamadım, dönemin İçişleri Bakanı, yine partinin şu anda genel sözcüsü, AKP'nin sözcüsü beyefendi. Ve bunlar başbakanlığa bağlı birimler. Genelkurmay Başkanlığı, yani o da doğrudan başbakanlığa bağlı. Cumhurbaşkanımız aynı şekilde bunun üzerinde. Ve Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sayın Abdullah Gül, Devlet Denetleme Kurulu'nu belli bir süre sonra harekete geçirdi. Devlet Denetleme Kurulu'nun çabalarıyla beraber belli bilgilere ulaşıldı. Fakat mahkeme aşamasında sürekli oyalanarak, ertelenerek bugün de aynı şekilde olay kapatılmak isteniyor ama Büyük Birlik Partisi bunu kapattırmayacak. Evet, rahmetli Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'yla ben de şahsen tanışma fırsatı bulmuştum. İskenderun'da kendisiyle bir televizyon programı da yapmıştık. Ölümü hepimizi derinden yaraladı. Sayın Nidelioğlu, beraberinde Sayın Yazıcıoğlu'yu konuşurken sormak isterim. Biraz da merak ettiğim bir şeydir bu. Tabii ki şu anki mevcut Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici donanımlı ve müthiş bir liderdir. Partinizi de çok güzel idare ediyordur ama Sayın rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu Türkiye'de çok büyük hayranları ve sempatizanları vardı. Halen de var yoğunlukta. Sayın Destici bu açığı kapatabiliyor mu acaba? Sayın rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu şu anda yaşıyor olsaydı hem Büyük Birlik Partisi'nin geldiği nokta hem Türkiye'nin geldiği nokta bu şekilde mi olurdu? Evet, şimdi biz bir elin parmakları gibiyiz. Evet. Dolayısıyla herkesin, her yöneticinin kendi kişilik ve yönetim tarzları vardır. Sayın Mustafa Destici de belli bir süre sonra, yani üçüncü olarak işte genel başkanlık makamına seçilmiş bir arkadaşımız. Evet. Dolayısıyla aynı Muhsin Yazıcıoğlu'nun metotlarını, yolunu, izini ve davamızın izini, en önemlisi de yani Büyük Birlik Hareketi'nin benimsediği, özündeki olan millet davasını benimsemiş bir kardeşimiz. Bugün aynı tonla devam ediyor. Evet. Ben şöyle şey yapayım, bugün genel başkanımız olarak seçimlere giriyor, safını belirle diyoruz. Yani bunu rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da o zaman söylemişti. Her iki genel başkanın resmiyle zaten onları da etmişsiniz. Resmi. Evet. Beraberinde bugün kullandığımız seçim broşürlerimizde de bunları ortaya koyduk. Evet. Elbette Muhsin Yazıcıoğlu rahmetlik Milliyet Çalışma Partisi'nden ayrılıp Büyük Birlik Partisi'ni kurduğu zamanki yaftalanmaların bir benzeri, aynısı bugün Sayın Genel Başkanı Mustafa Destici için de yapılıyor. Yani ne demişlerdi o zaman Muhsin Yazıcıoğlu'na, işte bir cemaatin parasıyla partiyi kuruyorsunuz, ondan sonra kurdunuz falan gibi böyle ifadeler kullanılmıştı. Bunların doğru olmadığı zamanla göründü. Ve cenazesinde de en büyük, yani şu ana kadar siyasi tarihteki vefat eden liderler, parti genel başkanlarının da üzerinde bir katılımla cenazesini üzülerek tabii
katılıma ben de bizzat katıldığım törendi. Evet. Ve bir gönül insanıydı. Bir gönül insanı olmasının izlerini de ben Sakarya'mızda il başkanlığında cenaze ile ilgili komisyonun da başkanıydım. Buradan defterleri imzalamaya gelenler oluyordu, taziye defterini. Avrupa'dan bir genç mühendis kardeşimiz geldi. 15 dakika kadar bir tarihte bir cami çıkışında, bir çay ocağında rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'yla bir sohbet etmiş ve çok etkilenmiş. Vefatını duyunca çok hüzünlenmiş. Hı hı. Bana geldi ve bizzat dedi ki cenazesine katılabilir miyim, beni götürür müsünüz dedi. Hı hı. Yani böyle bir gönül insanı. Elbette ki her insanın kendine ayrı farklı özellikleri vardır. Evet. Yani aynısı fotokopisi olacak diye bir şey olsa Cenab-ı Allah insanları tek tip prototip yaratırdı. Evet. Bugün de Mustafa Destici kendi yapısıyla, kendi özgün yapısıyla beraber parti genel başkanlığını yürütüyor. Hı hı. Ve hiçbir zaman da siyasi parti lideriyim iddiası gütmüyor. Siyasetin gerektirdiği genel başkanlığı elinden gelen bütün çabayla sarf ederek ve bayağı da büyük bir efor sarf ederek yürütüyor. Ben kendisini, performansını yükseldiğini görüyorum. Her türlü iki ana muhalefet parti liderlerine, yöneticilerine, lider demeyeyim bunlara, yöneticilerine bile yapılmayan yaftalamalar, aşağılamalar, hakaretler ve partiden devşirmeler ki bugün onları da konuşacağız. Partimizin üzerine bugün diğer partilerin hiçbirine yapılmayan %0.74 işte 2011 seçimlerinde oy almış bir partiye medet uman, yani parça kopartma hatta medet uman ve ayrılmış olan ve daha önce görev yapmış olan kardeşlerimize bir şekilde zaaflarını kullanarak onları ayartarak siyasi parti erkine katmaya yol açan bir yapı. Bunu Sakarya'da da gördük. 2007 7 Haziran seçimleri öncesinde, hemen öncesinde çok iyi tanıdığımız, partimizde belediye başkan adaylığı yapmış ve partimizde görev yapmış birkaç arkadaşımızı bir milletvekili, AKP'nin milletvekili bir hanımın sunumunda partiden katılıp AKP'yi destekleyeceği yönünde, parti olarak AKP'yi destekliyormuş gibi, halbuki kişileri bağlayan bir olay geçse bile ki bu kardeşlerimizi yakından tanıyoruz. Yani zafiyetleri var, zayıflıkları var. Zayıflıklar derken hani yine hükümetin getirdiği, mağdur ettiği zayıflıkları vardı. İnsanlar gücün karşısında belli bir noktada direnemiyorlar. Yani kerhan da olsa, şey de olsa, bu kardeşlerimiz ne yaparsa yapsınlar, parti değiştirmelerine, hiçbir kişinin parti değiştirmesine bizim böyle bir tepkimiz yok. Büyük Birlik Partisi kuruluşundan beri yok. Büyük Birlik Partisi bir partiden ayrılmış bir parti. Ama bir saygısız bir tutumla genelde yapıyı eleştireceği yerde varsa bir eleştirirsin. Partinin içinde de eleştirebilir. Rahatlıkla gidip genel kurullara gelip insanlar eleştirebilecekken karalama kampanyası, işte iktidar partisi şu anda iktidarda değil. Yani AKP geçici yönetiminin ve partisinin getirdiği sözleri gündeme getirerek, taşıyarak son şeylerin demlerini oynayan bir yapı. Yani düşünebiliyor musunuz? 13 yıllık bir siyasi parti AKP. Evet. AK Parti'yken AKP olmuş bir AKP. Tabandaki insanları, oy vermiş insanları kesinlikle tenzih ediyorum. Onlar hepsi kardeşimiz. Hatta yönetimdekileri de hani büyük ölçüde şey yapmıyorum ama bazı yönetim kısımları benimseyip ortak olanları söylüyorum. İnşallah onlar da kendilerini düzeltir, hataları anlarlar, düzgün bir çizgiye getirirler. Çok çirkin ve yakışmıyor. Yani 13 yıllık büyük, tek başına iktidara sahip olmuş bir siyasi erkin, bir partinin gelip de Büyük Birlik Partisi'nin işte ayrılan, geri kalmış ve üstelik seçim yardımı almayan, televizyonlarda pay verilmeyen bir yapının üzerine, böyle düzgün durmaya çalışan bir yapının üzerine böylesine gelmelerini anlamak pek mümkün değil. Ama biz şunu anlıyoruz yaptıklarından. Demek ki tükendiler. Çok çok küçük sinekten yağ çıkartacak hesapları yapmaya kendilerini mecbur ediyorlar. Bunları yapacaklarına 13 yıllık dönemin içinde 3 dönem yaptılar. Çekip gitmeleri ve kendilerini tekrar bir öz eleştiriye tabi tutarak yeniden siyaset sahnesinde böyle yer almaları onların da, vatanın da, milletin de, İslam halinde de hayrına olacak. Çünkü getirdikleri, taşıdıkları son nokta
çok iyi bir çıkışla başladılar ilk döneminde. İkinci dönemleri kurbağa haşlaması diyebileceğimiz bir dönemde değerlerimizi içe sindirecek, alt edecek bir yapıyı ortaya koydu. Üçüncü döneminde tamamen agresif, dışlayıcı, ötekileştirici ve birbirini tutmayan yalanlara, dolanlara, talanlara dayalı bir görüntü sergilendi. Ve insanlarımız ilk dönemleri hafızalara kazındığı için ve alternatif yok diye düşünüyor. Gerçekten de ana muhalefet partileri, mecliste bulunan parti, diğer siyasi partiler gereklerini tam yerine getiremedikleri için, muhalefet görevlerini yerine getiremedikleri için adeta seçmenimiz kendisini mecbur hissediyor. Yani alternatif yok, mecburuz diyorlar. Ben bizzat birçok mesela görüş sahibi, destekleyen kardeşlerimizle görüştüğüm zaman bunu söylüyor. Ama bu artık bugün doğru değil. Bugün bu hükümsüz kalmıştır. Hı hı. Neden hükümsüz kalmıştır? Yine AKP'nin el ayağı dolaşarak yaptığı bir hatadan, yani siyasi hatadan dolayı %10'luk seçim barajı ortadan kalkmıştır. Fiilen ortadan kalkmıştır. Hı hı. Ne olacak? Her ilde %10 barajını geçen bir siyasi partinin ve onun üzerine katlayan bir yapıyla beraber milletvekili olan adayların seçim sonrasında eğer diğer partilerin oylarından %10'undan biraz daha fazla oy almışsa Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapması halinde milletvekilliği iade edilecektir. Evet. Yani bugün o ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla bir alternatifimiz yok, alternatifimiz yok diye zihinlere kazınan bir yapıda bugün alternatif vardır. Hı hı. Ve emin olsunlar ki destekledikleri, oy verdikleri zaman kuruşuna kadar milletin hakkını, hukukunu savunacak, yüreğini ortaya koyarak, gereksizce canını ortaya koyabilecek birçok insan var. Hı hı. Biz de inşallah Allah'ın verdiği bu canla, bu yapıyla beraber buraya teklif edildik. Yani talep olduk demiyorum, teklif edildik ve kabul ettik. İnşallah halkımız, Sakarya'da halkımız da bunları görecektir ve desteklerini inşallah bekleyeceğiz. Hazır barajdan konuşmuşken, acaba Türkiye'de baraj kalkmalı mı ya da yüzde kaç olmalı sizce? Şimdi biz siyasi parti olarak tam demokrasinin uygulanmasından yanayız. Parti içi demokrasinin de uygulanmasından yanayız. Buradan aşağıya dönerek ailen içerisindeki işte demokrasi diyebileceğimiz yapının, hoşgörünün yapılmasıyla ilgili geniş görüşlerimiz var. Dolayısıyla siyasi partilerin bir baraj konması, ambargo konması, işte çok siyasi parti giriyor vesaire, bunlar seçim sistemiyle ilgili olan bir yapıdır. Evet. Rahmetli Musun Yazıcıoğlu'nun da sağlığında önerdiği, şu an için peki tabii üzerine tartışılabilir ama iki turlu bir seçim sistemi üzerinde çalışılması gerekir. Bu sistemle beraber Türkiye Milletvekilliği diyebileceğimiz bir yapı var. Hı hı. Bunun ortaya konulması lazım. Belki benim kendi yani partimizin dışında da partimize de önerebileceğim düşüncem de var. Milletvekillerinin halkın temsil olarak en üst denetim mekanizmasını oluşturmasından yanayız. Yani devletin bütün organlarını en tepeden aşağıya kadar denetimi, en son denetimi yapacak, millet adına yapacak ve en son milleti ilgilenen tüm kararlarda, tüm büyük kararlarda doğrudan başvurulacak bir merci olarak oluşmasını, bakanlar kurulu yani yürütme organının teknokratlardan, bürokratlardan, işin uzman kişilerden, akademisyenlerden oluşmasından yana bir düşüncem de var. Evet. Bunu da inşallah partimiz uygulanır. Belki de kabul. Biz ileri demokrasiye, ileri demokrasiye geçeceksek, bu altyapılarımızı yaparak geçeceğiz. Teknik kadromuz, ben de bir teknik eleman olarak söylüyorum. Evet. Yani gerçekten dünyanın seviyesini, ortalamasını, çıtasının çok üstünde bir teknik kadromuz var ki bunu ben söylemiyorum. Onun altyapısı var demek istiyorsunuz. Bunu kim söyledi biliyor musunuz Hülya Hanım? Ben görevli olduğum zaman Erenler Belediyesi'nde Kocaeli Belediyeler Birliği ile Hollanda Belediyeler Birliği, ki onlar orada belediye demiyor, Amsterdam, Rotterdam yerel hükümetlere diyor. Onlarla bir toplantımız vardı. O toplantı esnasında o da çok ayrı bir konu, uzun bir programa anlatmaya gereken bir konu ama orada Hollandalı yetkilinin bizim belediye başkanlarının, o zaman merkezi hükümeti aşağılayarak şikayet ettikleri bu ortamda, yani çok çirkin bir yapıyla benim de bulunduğum bu ortamda dedi ki
Hollandalı yetkili. Siz dedi kendinizi çok aşağıladınız dedi. Hı hı. Kendinizi çok aşağıladınız. Buna hakkınız yok dedi. Sizdeki teknik kadro bizde olsa dünyaya duman attırız dediler. Evet. Bizde olan sizde olmayan bir şey var dedi. Esasında bizden aldıkları değerleri anlattılar ve ben orada yıkıldım yani. Bizim söylememiz gereken, bizim yöneticilerimizin söylemesi gerekenleri maalesef orada Hollandalı bir zat söyledi. Kadınlarınıza, kızlarınıza değer verin dedi. Bir kadın 5 tane erkekten erkeği etkiler temelde dedi. Hı hı. İşte babasını, kayınbabasını, eşini, oğlunu, erkek kardeşini. Hani 5 tanesini etkiler. Dolayısıyla kadınlarınızı, kızlarınızı çok iyi yetiştirin. Unutmayın ki dedi, Türkiye'de dedi, anlaşılıyor ki merkezi yönetim sorumluluklarını yereldeki yerel yönetimlere kakalamış. Hı hı. Yerel yönetimler de tabandaki güçsüz, sesi çıkmayan insanlara, kadınlara, kızlara, çoluğa, çocuğa kakalamış. Böyle anlaşılıyor dedi. Beyler dedi, sorumluluklarınızı alın. Hı hı. Sorumluluklarınızı alın dedi. Biz de sorumluluklarımızı aldık. Belli bir dönemde tartıştık sorumlulukları. Dolayısıyla aramızdaki fark budur. Sorumluluk farkı dedi. Siz sorumluluğu almıyorsunuz dedi. Sorumluluklarınızı alın dedi. Hı hı. Şimdi ben de aynı şeyi buradan sesleniyorum. Herkes sorumluluklarını bilmesi lazım. Üstlenmesi lazım. Tepeden tırnağa bu sorumluluklarla hareket edilirse Türkiye'miz 2'de bir yani 5-10 yılda bir böyle vartaya düşürülmez. Sağlam ayaklar üzerine durur. Yani. Sıfır dış sorun diye çıkıldığı bir ortamda sınır komşularımızla düşmanlık çatışma noktasına kadar gelen, dostlarımızla tarihi kültürel dostluklarımız olan yerlerde üstelik Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı seviyesinde madalya takılan, onure edilen bir yapıdan çok kısa zamanda teslim edilmiş bir yapıya doğru kaydırılıyoruz ki, kaydırıldık ki bu çok çirkin. Bir de bölünme noktasına geldik. Yani evet. Hem bölünme hem çatışma noktasında milletimiz tedirgin. Hı hı. İstikrar adına ondan sonra hem ekonomik hem sosyal hem savaş hem iç savaş gibi etrafımızda dolaşan her gün televizyonlarımızdan üzülerek seyrettiğimiz şehit cenazeleri geliyor. Onun yanında birçok masum insanlar ölüyor. Göçlerle işte görüyoruz denizde masum bebeler boğuluyor. Hala gidiyorlar. Batının kapısına Türkiye zangoşluk ediyor affedersiniz. Yani burada Batı bize parayla teklif ediyor. İşte Merkel geldi, bu kadar euro size teklif ediyoruz dedi. Evet, birazdan terör konusunu da soracağım ama sizden ricam biraz daha soruları daha kısa cevaplarsanız birçok tamam. Sorum elimde kalacak elinden yoksa. Elinden. Tabii çok dolu olduğumuz için. Evet, donanımlı olunca evet. Karşımızdaki. Teşekkür ederiz. Hemen şunu yöneltmek isterim. Biraz bugün canlı yayında bu konuya açıklık getirmek anlamında soruyu yöneltme ihtiyacı hissettim. Geçtiğimiz günlerde Sayın Eyüp Yılmaz partinizin Erenler ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yazdı kendi ifadeleriyle. Bu olayı siz nasıl yorumladınız acaba? Şimdi insanlar az önce ifade etmiştik. Partimizde çalışabilirler. Partimize istifa edebilirler, ayrılabilirler. Bunu yapar. Başka siyasi partiye geçerler. Evet. Ama siyasi etik ve normal insan ahlakı olarak baktığımız zaman bunu düzgün bir şekilde yapması gerekir. Yapanlara hiçbir sözümüz yok. Hı-hı. Ama bugün bu arkadaşımız için söylemiyorum. Onu ayıracağım özellikle. Bu kardeşimiz için. Bu kardeşimiz kendi sıkıntılarından dolayı yaşadığı, onu da belki aktaramıyor. Belki çok daha değişik sıkıntılar yaşıyor bugün. Çünkü tehditler dahil birçok şeyi görüyoruz. Yani öyle algılıyorum. Bugün bunu da ifade etmek istemiyorum ama kendisi öyle bir karar aldığını o zaman herhalde bir psikolojik yapı içerisinde, o zaman psikolojisine ifade etmiş. Ben o yazı önümde Twitter şeyini burada çıkarttım. Eyüp Yılmaz kardeşimiz 11 Ekim saat 20.40'da Büyük Birlik Partisi ilçe başkanı an itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Aktif siyaset hayatımda burada noktalanmıştır, selametle demiş. Hı hı. Şimdi an itibariyle olacak yapı ancak resmi yazıyla Büyük Birlik Partisi yönetimine olur. Evet. Yani Twitter üzerinden an itibariyle istifa olmaz. Hı hı. Ama bu arkadaşımız görülüyorken sıkışmış, dolayısıyla böyle bir şey yazmış. Daha sonra devam etmiş. Şahsım olarak Büyük Birlik Partisi il yönetimine ve genel merkezine teşekkürlerimi sunar, hepsine minnet duygularımı iletirim demiş. Yani bir karşı bir şey durmamış, partimize karşı olmadığını ifade ediyor. O da 7 dakika sonra, yani bu Twitter hesabında 7 dakika sonra, daha sonra 20.54'te yani yine bir 7 dakika sonra çok saygıdeğer BBP'li il kardeşlerim ve Alperen kardeşlerime siyasi hayatlarında başarılar dilemek boynumun borcudur.
Mevlam yolunuzu açık etsin demiş. Yani temenninde de bulunmuş. Evet. Daha sonra bundan sonraki siyasi yaşam şimdilik oy kullanmaktan ibaret olacak. Bu bir oyun da Büyük Birlik Partisi'ne demiş. Yani Büyük Birlik Partisi'ne oy olarak desteğini sürdüreceğini ifade etmiş. Böyle devam ediyor. Tabii bunu sıkıntıya çeviren başkaları da kullanmak istemişler. Kendilerine başka teklifler bulunduğunu söylüyor burada. Bunların hepsini elin tersiyle ittiğini söylüyor. Dik durmuş bir arkadaşımız. Şu an partimize oy verir, gönlünü ayırmamış. Yani kendisi öyle bir sıkıntı anını yapmış. Kendisiyle de görüştük. Kendisi de yani, özür dilemenin nezaketinde bulundu. Kastım bu değildi dedi. Ama öyle bir zamanlamaya geldi ki işte AKP'nin partimizden devşirme yapma, bunu potaya sokma ki bugünlerde yine yenilerini bekliyoruz aldığımız istihbarata göre. Biliyoruz yani artık ezberledik, okuduk. Yapacaklar. Nereye kadar yapacaklar? İşte 1 Kasım'a kadar yapacaklar. 1 Kasım'dan sonra ister seçilemeyeceklerini biliyoruz. Yani yine aynı tablonun çıkacağını onunla konuşacağız sanıyorum. Evet. Tablo değişmeye çıkacak ama hani siyasi ömürleri fazla uzun durmayacak. Biz buradaki Sakarya'daki insanlar ve Türkiye'de bütün insanlar için söyleyeyim. En sonunda yüz yüze bakacaklar. Yani yüz yüze bakacak bir pozisyondayken yüz yüze bakamayacak hareketler, tavırlar, şeyler söylemek yakışmaz. Hatadan dönmek erdemdir diyoruz. Bu kardeşlerimiz, hatayı ben yanlış yapan kardeşlerimize, alet olan kardeşlerimize de buradan sesleniyorum. Yani bu konuşulup üstesinden gelebilecek konulardır. Kararlarınıza saygı duyarız. Fakat yanlış yaptığınızı kanaat getirdiğiniz an daha çok geç olmadan, üzerinize kirleri, çamurları yapışmadan o düşünceleri terk edip doğru olan izleri, aklın getirdiği, salimliğin getirdiği doğru izleri yapın. Çünkü genç arkadaşlarımıza biraz söylüyorum. Yani üzerine yapıştırdıkları şeyleri ne kadar kendileri reddetseler de yaptıkları yanlışlar, temel olarak yaptıkları yanlışlar bu misyonu, bir davanın hakkı değildi. Hakkı da olmaz. Bunu da kendileri de bilirler. Ve şöyle söyleyeyim yani kullandıran kendisini kullandıranı başkaları da kullanır ve kimseyi hiçbir kardeşimiz de böyle kullanılır pozisyonda görmek istemeyiz, duymak da istemeyiz. Herhalde onların da ileride çocukları, torunları olacak. Onları duyup görmek istemezler. Herkes hatasından ki yöneticiler başta olmak üzere bütün hatalarından vazgeçsinler. Düzgün bir yola insanları gelen değil, rahatlatan bir mecra ülkemizi taşısınlar. Evet. Bir başka konuya gelmek istiyorum. Sayın Nedelioğlu, parti tabanınızın Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifaka sıcak baktığı konuşuluyor. 1 Kasım'da sandıkta acaba Büyük Birlik Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifakını görebilir miyiz? Ne diyorsunuz? Şimdi ittifak tabii ayrı bir şey. Seçim işbirliği ile ilgili gerek 7 Haziran seçimleri öncesinde ve gerekse 1 Kasım bu genel seçim, erken genel seçimler öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi tabanından partimize ve bizim tabanımızdan yine parti genel merkezimize üst kurullarımızda da böyle talepler oldu. Hani bir üstesinden gelsin. Aklın yolu işte mecliste güçleri birleştirelim. En azından seçim işbirliği yapalım. Evet. İttifak dediğimiz bir partilerin birleşme noktasına kadar taşınacak bir yol varsa da bunun önü açılsın. Eski hatalar, kırgınlıklar, ayrılma gerekçeleri ortadan kaldırılsın. Evet. Ve bu şartlar oldukça yakınlaştıkça bunlar olsun dedik. Şimdi tabandaki insanlarımızın Milliyetçi Hareket Partisi'nde olsun, Büyük Birlik Partisi'nde olsun, bugün İktidar Partisi'nde daha geçmiş şu anda iktidar olmayan AKP'ye girmiş olan partideki arkadaşlarımız olsun ve birçok partiye dağılmış olanlar olsun veya partisi olmayan arkadaşlar, partili olmayanlar da dahil olarak söylüyorum. Birleşmeye, uzlaşmaya, daha değerli toplu siyaset yapma zemininde buluşmaya ihtiyaç var. Evet. Fakat maalesef partimizin kuruluş sebepleri olarak manifestosunda belirttiğimiz sebepler sadece Milliyetçi Çalışma Partisi'ne, yani bugünkü Milliyetçi Hareket Partisi'ne matuf değildi. Ki ben de o toplantıların büyük bir kısmında bulundum. O hedef almış Milliyetçi Hareket Partisi camiası veya Milliyetçi Çalışma Partisi değildi. Yönetimin, Milliyetçi Çalışma Partisi'nin yönetimdeki anlayışıyla Türkiye'deki ortalama diğer siyasi partilerin genelinde olan ortalamaya karşı sisteme karşı bir duruştu.
Yani Büyük Birlik Partisi bir siyasi partiye, yani adını da söylüyoruz, Milliyetçi Hareket Partisi, bugünkü o zamanki Milliyetçi Çalışma Partisi'ne karşı doğrudan değil, bütün siyasi partilerin, sistemin eseri olan siyasi yapıya karşı, bir sisteme karşı bir kurulmuş olan siyasi harekette. Bugün dolayısıyla bu tabanda bu istekleri biz değerlendirdik, parti kurulumuzu değerlendirdik. Bu teklifler Milliyetçi Hareket Partisi kurullarına da teklif edildi. 7 Haziran'da görüşmeler devam ederken yazılı olarak da bu verildiği halde maalesef Devlet Bahçeli ve yönetimi buna cevap vermedi, oyalayarak, ondan son ana kadar oyalayarak yakışıksız bir tutum sergiledi. Burada tabii tabandaki, taşradaki partili kardeşlerimizi ve seçmen, MHP seçmeni kardeşlerimizi tercih ediyorum. Onlarla hiçbir derdimiz, sıkıntımız yok. Evet. Yani bizim yönetimlerle derdimiz var, üst yönetimimiz. Zaten halkımızın da üst yönetimlerle derdi var. Bu sarmaldan, bu çirkinlikten kurtulması gerekir memleketin, bütün partiler için. Dolayısıyla şimdi seçim kulvarına girdik. Tek başına seçim kararı almış olan bir yerde ittifak zaten söz konusu değil. Büyük Birlik Partisi'ni bütün siyasi tarafı olan, olmayan kişiler şu anda oylarını vermiş değillerdir. 1 Kasım günü vicdanlar, ellerini vicdanlarına koyarak sandığa gideceklerdir. Herhalde buradaki arkadaşlarımız da bunu gözeterek tercihlerini böyle yaparlarsa bu yapılan yanlışlara dur diyecek bir mekanizma ortaya çıkar, irade ortaya çıkar. Güç verirlerse biz de bütün kuvvetimizle, gücümüzle bu iradeyi milletimiz namına, Sakaryalıların namına ve bütün kardeşlerimiz namına elimizden geldiği kadar yerine getiririz. Sayın İdeloğlu, biraz Sakarya'nın geldiği noktayı sizinle beraber burada yorumlayalım. Dün nasıl bir Sakarya vardı, bugün nasıl bir Sakarya görüyoruz? Beraberinde aynı zamanda mimarsınız, şehir plancılığı ve formasyonu, aynı zamanda belediyecilik, yöneticilik tecrübeleriniz de var. Bunları Sakarya'mıza nasıl yansıtmayı düşünüyorsunuz? Evet, şimdi genel olarak siyasetten bahsetmiştik. Siyasetin bir yönetim anlayışı olduğundan bahsetmiştik. Ve inancımızdan bahsettik. İnancımız israfı haram kılmış. Yani israfın her türlüsü haramdır. Evet. Yani ayetler var, hadis-i şerifler var. Yani o dini vecibelerin içerisindeki ilmihal boyutlarına, şeylere girmeyeceğim. Yani tefsir boyutlarına. Fakat bunu herkes, bütün inanmış arkadaşlarımız, kimisi doğrudan ilgi olarak çoğunlukla bilir, bazı kulaktan doyma durmuştur. İsraf haramdır. Benim şu ana kadar edindiğim, yani ilkokuldan sonra işte ortaokul 2. sınıf döneminden başlayan siyasi bir harekette bulundum. O siyasi hareket çizgisinin içerisinde öz anlayışta çok büyük bir sapma olmadı. Tecrübelerle, bilgilerle getirdiğim biz bir nokta oldu. Dolayısıyla genelde bir seçimin hangi boyutlarda nasıl yapılması ile ilgili olan yapıda ve Sakarya'mıza katkıların ne olacağı konusunda baktığımız zaman dışarıda, evet, herhalde havai fişek. Havai fişek oluyor. Yayını, yani Güneydoğu'daki gibi havai fişek değildir inşallah. Şimdi böyle bir yapının içerisinde partimizin duruşu belli. Sakarya'mızda hizmet açısından birçok yapılması gereken vaatler oldu. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanı aday olduğum zaman iki konuyu dile getirmiştim. Bu altyapı, evet. Birincisi yönetimle ilgili genel anlayışın oluşması, evet. Ve soruya muhatap olduğum bir soru da, siz belediye başkanı olursanız yönetim kadrosunu değiştirecek misiniz, kadrolaşma yapacak mısınız diye bir soru gelmişti bana. Ben dedim niye, yani keyfi olarak insanı yerlerini ona dedim. Belediye yönetmenin kuralları vardır. Teknik kurallar vardır, idari kurallar vardır. Buna uyanlarla çalışılır, eğitimle devam eder, eksikliklerini giderir, verim almaya çalışır. Bütün kardeşlerimize çalışırım dedim. Ve bugün bu değişmiş değil. Yani onlar da bizim insanımız. Elbette ki liyakata dayalı bir yapıyı biz öne alıyoruz. Layık olacak. Layık olacak o yönetimin mevcut içinde varsa onu getiririz. Kişilik analizi denen bir şey var artık. Kişilik analizi, kişinin düzgün olmasıyla görevi yapacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla kişilik analizden geçerek en uygun kişileri, görev yerleri değiştirilerek de başarı elde etmek mümkün. Eksik olan kısımları da takviye ederek, yeni arayışlarla, yeni kişilerle eğiterek ondan sonra dokunmak mümkün. Yani Türkiye'nin idaresi esasında zorlaştırılıyor, zor değil.
Evet. Yani idare kerhen zorlaştırılıyor. Yanlış. Bugün gündeme gelen klasikleşmiş şey var. Yani gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklerseniz diğer düğmelere yanlış iliklenir diye. Elbette bu yanlış başlayan bir iliklemeden meydana gelen bir anlayış. Siyasetteki yönetim anlayışı demokratikleşmeli. Siyasi partilerimiz parti içi demokrasiyi mutlaka mutlaka yerine getirmeli. Ki iktidar partisi gittikçe despotlaşan bir yapıyı ön aldığı için bugün sıkıntılar artmıştır. Bunu gözlemek lazım. Yani vatandaşımızın bunu gözlediğini de sandığa yansıtması, dur demesi lazım. Hiçbir siyasi partinin kendi içerisindeki vatandaşlarına, Türkiye'nin vatandaşı olan kişileri dışlayıp onun üzerine despot bir hakimiyet kurma hakkı, hukuku yoktur. Yani parti içi demokrasi işlerse, bugün işte en çok tartışılıyor 7 Haziran'dan sonra tek başına iktidardan düşen AKP'nin gitmesinden sonra koalisyon korkusu sardı. Ülkeye de bu korkuyu veriyorlar. Niye? Geçmiş dönemdeki başarısız koalisyon hükümetlerinden dolayı veriyorlar. Şimdi o koalisyon, başarısız koalisyon hükümetlerinin oluşmasındaki en büyük sebep parti içi demokrasiyi içlerine sindirememiş olan siyasi partilerin koalisyona sürüklenmesiyle olmuştur. Bugün de aynı, eğer ki AKP, CHP, MHP, HDP, parti içi demokrasi, siyasi partilerin mecliste olanlarınız için söylüyorum, seçime kadar. Seçimden sonra da hangileri olacaksa aynılarının için aynı şeyi söylerim. Bizim de inşallah oluruz içinde. Evet. Bu siyasi partilerin parti içi demokrasiye çok önem vermeleri, yapacakları, ülkemize yapacakları en büyük hizmet olacaktır. Evet. Parti içi demokrasiye işlerse koalisyondaki uyum da işler. Vatandaşımıza da güven gelir. O güvenle beraber de kaynaşma olur. Ve verimlilik artar. Ekonomimiz de iyiye gider. Sosyal yapımız da daha düzene gider. Bugün dışarıda yaşadığımız, komşularımızla yaşadığımız, gitgide kötüleşen dış siyasetle ilgili manzaralar ortadan kalkar. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. İki sorum var. Ona da hemen kısa kısa cevap alırsak sizden yayınımızı noktalayacağız. Öncelikle koalisyonu konuşalım. 1 Kasım'da acaba bir siyasi parti, bu AK Parti olabilir veya sizin partiniz ya da bir başka parti olabilir, tek başına iktidara gelir mi? Yoksa yeniden bir koalisyon, akabinde de belki bir koalisyon krizi gündeme gelir mi? Koalisyonla ilgili düşünceleriniz neler? Şimdi biz hür iradeye inanıyoruz. Gerçekten hür iradenin tecellisiyle beraber saygımız var. Yani sonuçlarla ilgili olan kısımlara gelinceye kadar olan şerhlerimiz var. Hani bu şerhler düzeltilmeden, hani ifade ettiğimiz demokratikleşme ve demokrasiyle ilgili, parti içi demokrasiyle ilgili, yönetimle, yasalarla ilgili olan, altyapıyla ilgili olan şerhlerimiz var. Bunlara rağmen söylüyoruz ki, yani milli iradeye biz saygı duyuyoruz. Evet. Milli iradeye bizim saygı duyduğumuz kadar meclistekiler saygı duymuyor maalesef. Yani bugün öyle veya böyle oraya seçilmiş. Grupta yan yana oturan siyasi partilersiniz. El sıkışıyorsunuz orada, fotoğraflara yansıyor. Ama diğer tarafta yani filmin diğer tarafında başka türlü bir senaryoyla halka zikrediliyor. Bu çok yanlış. Yani size ne yetki verdiyse, yani ben şimdi inşallah Sakaryalı halkımız gereken yetkiyi verir. Orada en iyi şekilde bunu savunuruz Allah'ın izniyle. O yetkiyi benim Sakaryalı'nın bana verdiği yetkinin dışında kullanmaya veya yetkilerimi tersine itmeye hakkım var mıdır? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu milletvekillerinin ve mevcut olan meclisteki siyasi partilerin yönetimlerinin böyle bir şeye nasıl böyle göz yumdukları ortada. Yani 7 Haziran'dan sonra baktık, 45 günlük görev verilme süresi Sayın Davutoğlu'na verildikten sonraki Cumhurbaşkanı'nın tavrı belli, orada seçime kilitlemiş kendisini. Fakat Davutoğlu 45 günlük sürenin 35 günlük kimle görüştü? CHP Genel Başkanı'yla görüştü. 35 gün. Ve 35 gün sonunda CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Bize dedi koalisyon teklifi yapılmadı dedi. Bize seçim hükümeti teklifi yapıldı dedi. Ve arkadaşım, yani be kardeşim, 35 gün, yani bununla oyalanır mı? Ve CHP'li seçmen kardeşlerime söylüyorum, yönetici kardeşlerime söylüyorum. Hiç mi sorgulamazsınız? 35 gün niye beklettin kendini, milleti oyaladın? Diğer tarafta Milliyetçi Hareket Partisi
Ben işte daha seçimin hemen arkasındaki zamanlarda Tayyip Erdoğan açıklamasına yakın bir dönemde HDP ile ben girdiği hükümete girmem, desteklediği adayı desteklemem, yani meclis başkanlığı seçiminde desteklemem. Ve maalesef kendisine söylemeyip de değer verdiğimiz Yusuf Halaçoğlu, işte evet. Genel Başkan Yardımcısı o zaman, muhterem bir zat, ona ifade ettirdiği bir kelime, evet. Cümle. Biz birinci aday, ilk adayla CHP'nin adayına işte oy isteniyor, destek isteniyor. HDP desteklediği için biz ona oy vermeyiz, evet. Dediler. Arkasından birinci turda Baykal seçilemedi. Ondan sonra çekseydiniz adayı ve çekilseydi de daha önceki ortak Çatay adayımız olan Ekmelettin İhsanoğlu'nu destekleseydiniz HDP ile beraber dedi. Evet. Bu ne çelişkidir yani? Hı hı. Bu çelişkiyi halk da gördü. Bu sefer ne yaptılar? Sayın Halaçoğlu'nun iplerini geri çektiler, geri plana çektiler. Yani milletin gözünden şeyi kaçmıyor esasında. Bunları hep gözlemliyor. Bunlar yanlış şeyler. Parti yönetimleri daha istikrarlı, daha düzgün, hı hı. Ve parti içi demokrasiyi yaşatarak yanlışlara dur diyebilecek yapıyı, iradeyi koymaları lazım. Eğer koyamıyorlarsa da bir iradeyi koymaları için tabandaki kardeşlerimizin işte hangi partiden olursa olsun, hı hı. Bu iradeyi orada seslendirecek, koyabilecek olan Büyük Birlik Partisi'ne oy vermelerini talep ediyor. Evet, terörü soracağım ama öncesinde şu anda gündemde olan bir konu var. Hangi ulusal basına baksak bu yer alıyor. Biz de sormadan edemiyoruz tabii ki ama Alperenler bu seçim döneminde AK Parti'yi destekleyeceklerini açıkladılar. Bu durumu nasıl yorumladınız? Şimdi açıklamaları Alperenleri, Alperen olarak nitelenen Büyük Birlik Partisi'ne gönül vermiş, Türk İslam Lüksü'ne gönül vermiş kardeşlerimizin hepsini kapsayan bir yapı değil. Şimdi bu konuyla ilgili şöyle bir özet geçmek istiyorum kısaca. Hı hı. Bu ne zaman başladı? Bu 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında başladı. Cumhurbaşkanlığı 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen öncesinde aday olanlar gerek Ekmelettin İhsanoğlu gerekse Sayın Recep Tayyip Erdoğan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'na, genel merkezimize yönetimle beraber ziyaret etti. Hı hı. Ve destek taleplerinde bulundular ayrı ayrı. Bu talepler esnasında Sayın Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulu alınan, önceden alınan kararlarla beraber nasıl destek şartları oluşur, istişaresi yapıldıktan sonra rahmetli Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun işte bu kaza, daha önce konuştuğumuz kaza ilgili aydınlatıcı, ortaya çıkartıcı, faillerin ortaya çıkartıcı özellikle bir AKP hükümetinin genel başkanı ve hükümetin başındaki kişi olarak bunu yeterince önemsemediğini, bundan sonraki döneminde bunu vaadini istemişlerdir. Evet. Burada da tatmin edici bir netice alınamadığı için, hı hı. Birinci şart buydu. İkincisi terörle ilgili olan şeyi vardı. O çözülme süreci, çözüm süreci de bizim çözülme süreci dediğimiz. Hı hı. Ondan vazgeçilmesini, yanlış olduğunu ki bugün o çizgiye geldiğini söylüyor, ne kadar geldi o da belli değil. Gibi şartlar ortaya konmuştu. Fakat Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tutumları neticesinde bildiğimiz, hepimizin gördüğümüz neticesinde partimizin genel kurulları tabandaki ilçe yönetimlerine kadar toplanan istişare toplantılarında Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklenmemesi, özellikle desteklenmemesi çünkü bu noktada bizi yaralayıcı bir yapının bir parçası. Onu düzeltecek hiç vaadi de yok. Ve eşinin, buradan söylüyorum Gülefer Yazıcıoğlu'nun, kardeşim dedin, kardeşliği nedir diye işte YouTube'daki yerlerden de görebiliriz. Bugün hala kendisine milletvekili diye teklif edilmiştir. Yakınlarına teklif edilmiştir. Bunlara elin tersine itmişlerdir. Nefsine yenik olanlar hariç birkaç kişi. Fakat şimdi böyle bir pozisyon içerisinde nasıl bir yol izlenmesi gerekiyordu? Herhalde ki Büyük Birlik Partisi kendi yapısına uygun meşruiyet dediğimiz işaret toplantılarıyla yapılmış, alınmış kararı deklare etti ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a desteklememe kararı aldı. Bundan sonra Recep Tayyip Erdoğan tabii seçildi malum. Seçildikten sonra partimize karşı ve Genel Başkanımız, Sayın Genel Başkanımıza karşı işte icat edilen bir paralel yapı, paralel devlet bilmem yaftasıyla beraber işbirlikçi, bilmem neci, şudur budur gibi
3 o çirkin, aslanmayan, yıpratıcı yapıların yerinde bir de partimiz içerisinde daha önce genel başkanlık yapmış. Ondan sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra hasbelkader ki ben mesela o dönemde içinde bulunduğum için tasvip etmediğim bir kişiydi. Fakat o dönemde öyle bir şey oldu, kısa bir dönem genel başkanlık yaptı. Partimizden ayrıldı, istifa etmiş bir kişi. Yani partimizde hiçbir ilişkisi olmadığı halde ne yaptılar? AKP'ye geçiş yaptılar. Alperen Ocakları genel merkezinde genel başkanı olan o zamanki Serkan Tüzün diye bir avukat bir kardeşimiz. Yine aynı döneme denk getirilerek partinin işte yönetimine karşı suçlayıcı bir operasyonel faaliyet sürdürdü. Bunun üzerine parti genel kurulumuz ve Alperen Ocakları tek bir ünite değil, Türkiye'nin her tarafında bağlı bir üniteyken ve dernekte ve vakıflaşma sürecine girmişken bu arkadaşımız bu vakıflaşma sürecini de engelleyecek şekilde yalan haberlerle beyanatta bulundu. Genel merkezimiz ve Alperen Ocakları genel merkezde bu yapıyı aşarak yasal vakıflaşma sürecine girdi. Bugün Alperen Ocakları vakıf haline gelmiştir. Genel başkanı, giden benim meslektaşım, genç bir temiz bir kardeşimiz Ahmet Tarık Sarı'dır. Evet. Ve Sakarya'daki Alperen Ocakları veya diğer taraftaki Alperen Ocakları dernekleri adı altındakilerin hiçbir hükmü yoktur. Ve yani bizim partimizle ve şeyle Alperen Ocakları'yla alakası kalmamıştır. Bu arkadaşlarımız kendi iradeleriyle, genç kardeşlerimiz maalesef böyle bir karar vermişlerdir. Verebilirler. Ama üzücü olan ne olursa olsun yani insan lokma yediği diyelim yetiştiği, büyüdüğü, ders aldığı ki benim mesela çok emeklerim vardır. Evet. Yani Alperen Ocakları kurulmadan önce burada Sakarya'da ilk Nizam-ı Alem Ocakları kuruldu. Biz genç kardeşlerimizi organize ettik. Eşlerimiz bileziklerini koyularına verdiler. Onlara yatak yorgan alındı. 3 katlı bina kiraladık deprem öncesinde. Seminerlerimiz de oldu. Çok değerli üniversite hocalarımız, onunsa alim hocalarımız, yani çok değerli din alimli insanlar getirdik. Her yönden destekleyici olduk. Alperen Ocakları kuruldu depremden sonra. O dönemde de benim bizzat çabalarım, emeklerim oldu. Şimdi böyle bir çabada suçlayıcı, karalayıcı geçen bizim fotoğrafımızla basına verdiğimiz fotoğrafa da şey yapıp çok kötü çirkin yorumlar yapanlar olmuş. Ben buradan ifade ediyorum. Çirkin söz sahibinindir. Ve onları kışkırtan, onların peşine düşüren, onlardan medet umduran kişiler vebal altındadırlar. O genç kardeşlerimizi tekrar görüşlerini değerlendirmeye ve düzgün yola davet ediyorum. Hatasından döneni Allah kabul eder. Allah'ın kabul ettiğini bizim reddetmemiz mümkün değil diyorum. Son 2-3 cümleyle de olsa çünkü zamanımız bitti. Yani süremizin sonuna geldik. Terör konusunu yorumlayacak olursanız kesin çözümü nedir terörün? Terörün kesin çözümü Büyük Birlik Partisi'dir. Neden Büyük Birlik Partisi'dir? Şu ana kadar iktidara gelmiş siyasi partiler, yöneticileri çift taraflı, iki yüzlü siyaset gütmüşlerdir. Bizim Büyük Birlik Partisi mesela bu seçimlerde gelinceye kadar geçtiğimiz seçimlerde Güneydoğu Doğu illerimizde yani iktidar partisi ve işte bölge şeyi güden partinin dışında genelde 3. ve 4. parti yani 3. ve 4. parti genelde 3. parti olarak çıkmıştır. Yani halkımıza karşı neden bu bize karşı bir duyarlılığı vardır? Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun tabii sevgisiyle beraber partimizin ortaya çıktığı hepimizin kalbinde gönlünde birleşen biz Kürt kardeşlerimizi bu milletten ayrı tutmuyoruz. Allah'ın yarattığı bir nezih kul olarak hepsini eşit adaletli vatanımızın milletin içerisinde birinci sınıf vatandaş olarak gördüğümüzü ifade ediyoruz. Yani onların hepsi bizim kardeşimiz. Ama terör başka bir şey. Terör yani normal meşru yollardan yapamadığını silaha sarılıp zorla dikte ettirmek olduğu için ve biz bunu siyasi parti olarak buna boyun eğmeyeceğimiz, devletin de boyun eğmemesi gerektiğini, teröre karşı etkin mücadelenin nasıl yapılması gerektiğini biliyoruz. Yani bu konuda söyleyeceklerimizi basından, kamuoyundan devamlı zaten ağırlıklı nedense bize de bu soruluyor. Ekonomiyle ilgili şeyler sorulmuyor. Siz de mesela ekonomiyle ilgili sormadınız. Gündeme hep terör, güvenlikle ilgili konular geliyor. Halbuki mesleki meselelerimiz var. Sakarya'nın şehircilik meseleleri var. Ülke sorunlarımız var. Yani şimdi bunlara da ben müsaade etsem çok kısa bir geçiş yapayım. Terörün ilacı Büyük Birlik Partisi. Büyük Birlik Partisi'ne oy ver. Terörün ne kadar kısa zamanda biteceğini gör diyorum. Yetkiyi ver. Halkımıza bunu söylüyorum.
Diğer taraftan ekonomiyle ilgili bugün inşaat sektörü, ben mimarım ama şimdi inşaat sektörüyle ilgili rant ekonomisine dayalı bir ekonomi sistem var. İthalata dayalı bir sistem var. Dolayısıyla belli bir zaman içerisinde ne kadar kağıt üzerinde oynansa da enflasyon yükseliyor, gizlemeye çalıştılar da. İşte suni olarak kağıt üzerinde kişi başına düşen milli gelirde oynamalar yapılıyor. Bir bakıyorsun 4-5 bin dolardan 9 bin dolara çıkarttılar ilk dönemlerinde bir gecede. Şimdi 10 bin dolardan 22 bin dolara çıktı deniyor ki, yani 10 bin dolar aşağı indiğini bütün rakamlar gösteriyor. Yani bu getirdikleri noktada. Bunlar doğru değil. Üretim ekonomisinin geçilmesini biz talep ediyoruz. Yani sağlıklı bir gelişmenin, ülkemizin ihtiyacı olan sanayileşme, gerçek sanayileşme, temiz sanayileşmeyle beraber, çevreci, yeşil diyebileceğimiz sanayileşmeyle beraber bir sanayi hamlesi yapılması, iş sahalarının açılması, işsizlik sorunu kendiliğinden çözülüyor. Yani biz bunu önerirken işsizlik sorununa da kalıcı, sürekli bir çözüm meydana getirmiş oluyoruz. Niçin? Nüfusumuz genç bir nüfus ve sürekli artıyor. Yani bugün geçici palyatif çözerek kadrolara şişirilen, ki ona rağmen mesela ilk çıkışlarında AKP hükümetinin ilk geldiği zamanlarda devlet küçülsün diyordu. Yani işçileri çıkartacağız diyordu. İş yerlerini bazılarını çıkartıyorlardı falan. Şimdi tıka basa dolduruyor. Mesajlarınızı, kamu haber mesajlarını takip ederseniz orada, ki benim öyle kamu haber şeyini çok takip ediyorum. Sürekli şuraya personel alacak, buraya işçi alacak. Yani çok usulsüz de kadro atamaları da yaptılar. Bunu da söylemek lazım. Yani belediyelerde bilhassa işte başkanlık, başkan yardımcılığı vererek sınava girmeksizin kadrolar atadılar. Tıka basa doldurdular. Bunlar da yetmiyor. Yani nüfusumuz artacak, işsizimiz çoğalacak ve genç işsizimiz çok. Üniversite okumuş işsizimiz çok. Yazık günah değil mi emeklerimize? Evet. Ama üretim ekonomisine döner, düzgün sanayileşme yaparsak iş sahası da kendiliğinden açılacağı için otomatik olarak bu işsizlik sorunu ekonomimiz kendinden rayına girecektir. Yani bunu ifade ediyorum. Sakarya ile ilgili de en büyük problem bugün şehircilik problemi. Ben mimarım. Bunu çıkışımdan beri söylüyorum. Bugün de dilesinler, istesinler. Bütün bilgilerimi yine hiçbir siyasi şeyi gütmeden ortaya koyup yardımcı olmak isterim. İlk günde de böyle yaptım. Yani ilk belediye başkanı seçiminde belediye başkanının yanına girmek istedik. İlk seçildiği zaman, büyükşehir olduğu zaman. Benim aday olmadan önceki dönemde, öyle söyleyeyim. Fakat çok kısa bir zamanda etrafı sarmallandığı için o şeye 4-5 arkadaşımızla, mimar arkadaşımızla gidip yani fiili olarak yardımcı olalım dedik. Yani bu gönüllü olarak. Yani evet. Düşüncemiz buydu. Bugün de o düşüncemizde, ideal düşüncemizde hiçbir eksiklik yok. Bunu istemeseler de zaten yazıyoruz, gönderiyoruz. İbret alırlar, ders alırlar veya ihtiyaç duyurlar diye çeşitli şekillerde bunu söylüyoruz. Kıskanmıyoruz o bilgileri, becerileri her neyse. Sakarya'mızda bir ulaşım problemi var, otopark sorunu var. Yapılan imarla ilgili yapılan keyfi yapılaşmalar var. Mesela AVM'ler trafiği tıkıyor. Her bir AVM trafiği tıkıyor. Bu AVM'lerin şehir dışında yapılması lazım. Sonra esnafımızın yapısı zaten bozuyor ekonomide. Ekonomik yapısını bozuyor. Bunların kaldırılması lazım. İnşallah Büyük Birlik Partisi iktidarı olduğu zaman biz bunları ortadan kaldıracağız. Devlet hastanesi olup şu anda araştırma hastanesi yapılan Orman Bölge Müdürlüğü arazisi, ki ben Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalıştım. Dönem dönem bunlar dile getirildi. Şimdi yer seçimi çok yanlış olmuştur. Ve emin olun, ben şimdi evime giderken minibüsle de gördüm. Yani bir dönem milletvekili, AKP milletvekili, ismini zikretmeyeceğim, parmağıyla yerini işaret ediyor. Yani şimdi böyle şey olur mu? Bir teknik bir konuda parmak işaretiyle hastane yeri, araştırma hastanesi yeri yapılamazdı. Evet. Ama yapıldı. Ben yaptım, oldu deniyor. Şu anda önüne bir doğum 250 yataklı olduğu veya daha arttırılacağı söylüyor nüfusunun. Bir doğum evi yapılıyor. Şimdi bir tek katlı da otopark yapılacağı söylenmiş. Geçen ben kalp rahatsızlığım var. Kalp ilacım, acil ihtiyaç duydum. Yazdırmak için gittim. Döndüm 3 tur attım otopark içerisinde. Yer olmadığı için yol kenarında bir tek arabalık bir boşluk buldum. Oraya otoparkımı yaptım. Ve şeyi görmedim. Orası durak yeriymiş. Ama otobüs durağı. Şimdi otobüs zaten oraya giremez. Arkasında önünde yani sürekli araba var. Ve yani yan sokaklara, ana caddelere taşmış bir yapı var. Ve benim arabam fazla da uzun sürmedi yazılmamla çıkmam arasında. 15 dakikaya geçtiğini sanmıyorum. Geldim, arabam yok. Hastayım. Tel içerisinde arabamı arıyorum ve arabamın yeri yok. Belli yok. Çektirmişler bir otoparka. Ondan sonra aradım trafik, işte acil trafiği. Oradan da bana şeyi verdiler.
nasihat veriyor demokrasiden bilmem neden. Dedim çeneni kapat, demokrasi dersi vermeye kalma dedim. Yani orada görevli artık böyle burama kadar gelmiş. Bunu ifade ettim. Ve gittim, cebimde de para da almamıştım. Yani yol parası kıt kıt gittik, ancak oraya gidebildim. Yani otoparktan paramı aldım, arabamı aldım çıktım. Yani o da boynu büküldü adam. Yani dedim arabanı nasıl gasp ediyorsunuz arkadaş? Ben ceza almış da değilim. Trafik cezasında bir kere o da bir usulsüz bir trafik polisinin Bilecik'te yıllar öncesinde yaptığı bir şey vardı. Yani bu ikinci trafik cezası. Arkasından bir de trafik cezası şeyi geldi. Bunlar adaletsizlik. Bu şehir planlamasının tek bir şehir planlısının eline yapılması da yanlış. Şey olursa, zamanımız olursa, uygun olursa bu konuyla ilgili de ayrıca bir program İlerleyen yapalım derim. Çünkü Sakarya'ya ve ülkemize faydalı bir program olacağını düşünüyorum. Seçimden önce de yapılırsa, evet, eğer öyle bir imkan olursa. Yani zaman orada imkan olursa bunları vermek isterim. Çünkü şu güne kadar konuştuklarımız ne kadar önemliyse en az o kadar önemli bundan sonraki söyleyeceklerimiz. Siyasetin yanında daha çok teknik de konuşabiliriz inşallah. Konuşmalıyız zaman zaten. Olursa. Yani hepsini konuşmalıyız. Evet, son olarak seçmenlere buradan ne gibi bir mesajınız olacak? Seçmenlerimize bu seçimin gerçekten getirilen, Türkiye'nin getirdiği bir noktada haysiyet seçimi olduğunu ifade ettik. Evet. Sloganımız da burada gösterdiğim üzere haysiyet seçimi, sapını belirle diye söyledik. Evet. Sayın halkımızdan, Sayın Sakaryalılardan gerçekten sapını belirlemeyi doğru anlamalarını ve düzgün safta durmalarını ve saflarını, Büyük Birlik saflarına sıklaştırmalarını her konuda partimizle ilişkilerini geliştirmelerini, yardımcı olmalarını, destek olmalarını bekliyoruz. Seçimlerin, genel seçimlerin vatanımıza, milletimize, Türk dünyasına ve İslam alemine hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyoruz. Ve fitneden, fesattan, her türlü hileden uzak bir seçim ve bir hayat olsun istiyoruz. İnşallah. Canlı hepinize yayınımıza, çok teşekkür ediyorum. Canlı yayınımıza konuk olduğunuz için, sorularımızı da cevaplandırdığınız için biz de size teşekkür ediyoruz. Seçim yarışında başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu arada size o şeyi verdim mi? Vermedim. Size bir sözüm vardı. Bu evet, 1992'de... Evet. Sonradan bulursam getireceğim. Depremle Sakarya'da depremle yaptım. O da başkanlıkla yaptım. Basında bildiri olarak verdiğim ilk uyarı metni. Evet. Bunda size arkasında da devamı var. Evet. Böyle yazının. Bunu size takdim ediyorum. Teşekkürler. İnşallah daha deprem görmeyiz. Depremler bunlar kaçınılmaz da depremin üstesinden gelebilecek zihin yapısı oluşsun. Önemli İnşallah. Olan bu. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenler, Detay Seçim Özel Programı'nda bugün Büyük Birlik Partisi Sakarya Milletvekili adayı Sayın Süleyman Devani Delioğlu'nu konuk ettik. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.